hadi el ele tutuşalım, kadına karşı şiddete karşıyız deyip bağıralım, çağıralım, haykıralım Keşan'dan. Alkışlıyoruz, şiddete karşı protesto ediyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Keşan'da etkinlik düzenlendi. Keşan Belediyesi, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Keşan Kent Konseyi ve Okul Aile Birlikleri İşbirliği ile gerçekleşen etkinlikte sabah sporu ve farkındalık yürüyüşü yapıldı. Etkinliğe katılan kadınlar yüzlerine yaptıkları makyajlarla kadına şiddet konusunda farkındalık yarattı. Programda konuşan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, kadına şiddet insanlığa ihanettir dedi. Kadına yönelik şiddet erkek işi olmadığı gibi insan işi de değildir. Çünkü kadına şiddet İnsanlığa ihanet, affedilmez bir insanlık suçudur. Bir kadına şiddet uygulamak güçlü bir insan olduğumuzu göstermez. Bunu belirtmek isterim. Bilakis insan olmadığımızı ispatlar. Ve nihayet kadına şiddet zayıf karakterli insanların gösterdiği bir davranış şeklinden başka hiçbir şey değildir. Sevgili kadınlarımız, ne acıdır ki kadına yönelik şiddet coğrafi sınırların ötesinde tüm toplumların maalesef ortak sorunudur. İstatistiklere göre dünyada her üç kadından biri hayatlarının bir döneminde şiddete maruz kalıyor. Birleşmiş Milletler'in raporuna göre dünyada her gün, dikkatinizi çekiyorum, 137 kadın öldürülüyor. Sadece fiziksel değil, psikolojik şiddet de maalesef devam ediyor. Oysa tek bir kadının dahi öldürülmesi insanlığın haince sırtından bıçaklanması anlamına geliyor. Ve her seferinde dünyanın biraz daha karanlığa gömülmesi anlamı taşıyor. Kadına şiddet kötü huylu bir tümördür sevgili kadınlarımız. Çağımızın bir utanç kaynağıdır. Dolayısıyla bu konuda verdiğimiz her mücadele, sağladığımız her iyileşme tüm dünya kadınlarının hayrınadır. Şiddetin kökünü kurutmak hepimizin görevi olmalıdır. Bu konuda tek yürek olmalıyız. Kadınlarımızı eğitim, ekonomi ve siyasal katılım alanlarında da teşvik etmeli ve güçlendirmeliyiz. Bırakın kadınların bir damla kanının dökülmesini, bir damla gözyaşı dökmelerine dahi tolerans göstermemeliyiz. Kadınlarımız hep mutlu olmalıdır. Bu arada belediyemizin bugüne kadar özel idari izinli olan kadın çalışanlarına da iyi vakit diliyorum. Kültür turu hediye ediyoruz sizlere. Bu bir bahane. Maksat birlikte olmak, kadın gücünü birleştirmek. Konuşmaların ardından gerçekleştirilen yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.